Merhaba arkadaşlar. Arı yayınları 6. sınıf matematik atölyem kitabında aritmatik ortalama ve açıklık konusuyla dersimize devam ediyoruz. Konuya başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Aritmatik ortalama nedir? Açıklık nedir? Bir inceleyelim arkadaşlar. Verilerin toplamının veri sayısına bölümüne aritmatik ortalama denir. Arkadaşlar bu Aritmatik ortalamayı biz en çok nerede kullanıyoruz? Sınavlardan aldığımız notları toplayıp karnemize düşecek notları bulurken en çok aritmetik ortalamayı orada kullanıyoruz. Kaç tane notumuz varsa onları topluyoruz. Not sayısına bölerek buluyoruz. Ardışık doğal sayıların aritmetik ortalaması ortadaki sayıdır diye söylüyor. Örneğimizi inceleyebilirsiniz. 3, 9 ve 12'nin aritmetik ortalaması için 3'ü, 9'u ve 12'yi topluyoruz. 3 tane sayı olduğu için 3'e bölersek aritmetik ortalamayı 8 olarak buluyoruz. Bakın 4 8 12 16 ve 20 5 tane sayı var. Bu 5 sayının ortasındaki sayı 12'dir. O halde aritmetik ortalaması 12'dir diye hiç toplama ve bölme işlemi yapmadan direkt sorumuza cevap verebiliriz. Açıklık nedir peki? Bir veri grubundaki en büyük terim ile en küçük terim arasındaki farka açıklık denir diyoruz. Buradaki önemli olan sayı dizilerindeki en büyük sayıyı ve en küçük sayıyı bulmaktır. Bunları birbirinden çıkartırsak, o veri grubunun açıklığını bulmuş oluruz diyoruz. Evet, birinci etkinliğe bakıyorum. Aşağıda verilen sayı gruplarının aritmetik ortalamasını bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi birinci grubumuza bakıyorum. 5, 10, 15, 20, 25. Dikkat ederseniz arkadaşlar beşer beşer artıyor. O halde şunu diyebilirim. 5 tane sayı beşer beşer artıyorsa artış miktarları aynı arkadaşlar. Ardışık sayı diyebiliriz buna. O halde ortadaki sayı bize aritmetik ortalamayı verir diyoruz. Bunun aritmetik ortalaması 15'tir. Şimdi 12 15 18 21 24 yine ardışık artıyor arkadaşlar. Eşit arttığı için ortadaki sayımız 18'dir ve aritmetik ortalama 18'dir deriz. C'ye bakıyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Sayılarımıza baktığımız zaman bakın 4'er 4'er artıyor. O halde ardışık sayıdır deriz bunlara. Şimdi burada üsttekilerden farkımız şu olacak. Toplamda 6 tane sayı var. Bu 6 sayının ortasındaki sayı arkadaşlar tek bir tane ortada sayı yok. O halde şöyle diyeceğim. Ortasındaki sayı 12 ve 16'dır. Bu ortadaki iki sayıyı toplayacağım sadece. 12 ile 16'yı topluyorum. Ve 2'ye bölersek aritmetik ortalamayı bulmuş oluruz. 12 ile 16'yı toplarsam 28 bölü 2. Bu grubun aritmetik ortalaması 14 olur. Yine şeye bakıyorum. 7, 9, 11, 13, 15, 17. İkişer ikişer arttığını görüyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sayımız var. Şimdi ortada çift sayı olduğu için şu ortadaki iki tanesi ortadaki sayılardır diyoruz. O halde 11 ve 13'ü topluyorum. Ve 2'ye bölersek aritmetik ortalamayı bulmuş oluruz. 24 bölü 2 12 olur. Aritmetik ortalamamız diyoruz. D'ye bakıyorum. 12, 18, 25. Bakın arkadaşlar 6 arttı, 7 arttı, 11 arttı. Evet biz burada ne yapmak durumundayız? Bize verilen sayıların hepsini ardışık değil arkadaşlar. Dikkat edin. O halde bize verilen sayıların hepsini toplamamız gerekiyor. 12 artı, 18 artı, 25 artı, 36 artı, 9. Bu sayıların toplamı 100'dür Arkadaşlar. Toplamda 5 tane sayımız vardı. O halde ben toplamı yani 100'ü 5'e bölecek olursam aritmetik ortalamayı 20 olarak bulurum. Evet. E ile devam ediyorum arkadaşlar. 40, 48, 25, 12 ardışık bir sayıdan söz edemiyoruz. O halde sayılarımızı topluyoruz. 48 artı 25 artı 12 artı 9 artı 6 artı 5. Evet bu sayıların toplamı 105'tir. Peki kaç tane sayımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayımız var. 105'i 6'ya bölecek olursam. Evet tam olarak bölünmez ama ben bunu virgüllü olarak yazabilirim. Ondalık olarak 105'i 6'ya bölersek 17,5 olarak aritmetik ortalamamız diyoruz. B'ye bakıyorum. 96, 90, 48. Evet yine bir ardışıklık yok arkadaşlar. O halde sayılarımızın hepsini toplayalım. 96 artı 90 artı 48 artı 50 artı 60 artı 16 toplarsak 360'tır 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayımız var. 360'ı 6'ya bölecek olursam Aritmetik ortalamayı 60 olarak buluyoruz. E, G'ye bakıyorum. Yine sayılarımızı toplamamız gerekiyor. 25 artı 45 55 75 80 60 ve 10'u toplarsam e, bu sayıların toplamı 350 oluyor. Toplamda 7 tane sayımız var. 350'yi 7'ye bölersem evet aritmetik ortalamamız 50 oluyor. Evet ikinci etkinliğe bakıyorum. Aşağıda verilen sayı gruplarının açıklıklarını bulunuz diyor arkadaşlar. Açıklık neydi? En büyük sayıdan en büyük terimden en küçük terimi çıkarmamız gerekiyordu. A'ya baktığımız zaman en büyük sayımız 101. En küçük sayımız 9. O halde 101'den 9'u çıkartırsam açıklığı 92 olarak bulurum. B'ye bakıyorum. En büyük sayımız 180. En küçük sayımız 19. 180'den 19'u çıkartırsak açıklığımız 161 olur. Evet, C'ye baktığımız zaman en büyük sayımız 121. En küçük sayımız 50. 121'den 50'yi çıkartırsak açıklığı 71 olarak buluruz. E C'ye bakıyorum. En büyük sayımız 300. En küçük sayımız 99. 300'den 99 çıkartırsam 201 olarak açıklığımızı buluruz. E D'ye bakıyorum. En büyük sayımız 100. En küçük sayımız 59. 100'den 59 çıkartırsam açıklığı 41 olarak buluyorum arkadaşlar. E'ye e bakıyorum. Bütün sayılar 65. Yani büyük sayımızda küçük sayımızda 65. O halde 65'ten 65'i çıkardığımı düşünürsem açıklığımız 0 olur deriz arkadaşlar. Evet 3. etkinliğe bakıyorum. Yukarıda verilen grafiğe göre veri grubunun açıklığı nedir diye soruyor. Şimdi en büyük sayımız en büyük değer diyelim Grubu inceleyecek olursam bakın en büyük değerimiz Nisan ayındaki 500'dür. En küçük değer diyorum. Açıklığı bulabilmek için en büyük ve en küçük değere ihtiyacımız var. Kasım ayındaki yüzde en küçük sayımız arkadaşlar. O halde ben 500'den 100'ü çıkartırsam açıklığı 400 olarak bulurum. 4. Evet, etkinliğe bakıyorum. Yukarıda verilen grafiğe göre Fatih ile Yusuf'un aldıkları notların açıklıklarının farkı kaçtır diye soruyor. Şimdi öncelikle Fatih'e bakarsan Fatih'in aldığı notlar Fatih 100 almış, 90 almış ve 80 almış. Yusuf'a bakıyorum. Yusuf 90 almış, 80 almış ve 70 almış. Fatih'in açıklığına bakarsam en büyük sayımız 100, en küçük sayımız 80 çıkarırsak 20'dir. Yusuf'un açıklığına bakıyorum. En büyük sayımız 90, en küçük sayımız 70 çıkartırsak 20'dir arkadaşlar. Açıklıklarının farkını istemişti. O halde 20'den 20'yi çıkartırsam açıklıkların farkı 0'dır derim. Evet, beşinci soruya bakıyorum. Yukarıda verilen grafiğe göre Zeynep'in bir haftada yürüdüğü ortalama mesafe kaç metredir diye soruyor. Arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Ortalama mesafeyi bulabilmek için toplam yürüdüğü mesafeyi 7 günümüz var. 7'ye diye diye bölmemiz gerekiyor. O halde pazartesi günü 400 metre. Salı günü 350 metre. Çarşamba 150. Perşembe 300. Cuma 400. Cumartesi ve pazarda 250'şer metre yürüdüm. Toplamda bunların hepsini toplayacak olursam 2100 metre yürüdüğünü görüyorum. 7 günümüz var. Ortalamayı bulabilmek için 2100'ü 7'ye bölersem ortalaması 300 metredir diyoruz. Evet 6. soruma bakıyorum. Yukarıda verilen grafiğe göre 2013 ve 2014 yıllarında satılan arabaların ortalama netlerini karşılaştırınız diyor. Öncelikle 2013'e bakacak olursam 2013 diyorum. 2013'te Sedan'dan 30 araç satılmış. Hashback arabadan 60 araba satılmış. Ve ticari araçtan da 30 araç satılmış. Toplarsam 30, 60 ve 30 toplarsam 120'dir. Evet, bunun ortalamasını bulacak olursam arkadaşlar 120'yi 3 araç türüne bölersem 40'tır diyoruz ortalaması. 2014'e bakıyorum. 2014'te sedan arabadan 50 tane satılıyor. Artı heşbek arabadan 40 tane satılmış. Artı ticaretten de 30 tane satılmış. Toplamların yine 120 olduğunu görüyorum. Ve ortalamalarının 40 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bakın her ikisi de ne oldu? Ortalamaları birbirine eşit oldu diyoruz yani büyüklük veya küçüklükten söz edemiyoruz arkadaşlar. Ortalamaları birbirine eşittir dedik. Evet 7. soruya bakıyorum. İki sayının ortalaması 76'dır. Bu sayı grubuna 10 sayısı da eklendiğinde yeni ortalama kaç olur diye soruyor. Evet arkadaşlar bu tarz sorularda şöyle düşüneceğiz. Biz bu ortalamayı nasıl bulduk? İki tane sayı var diyor. İki sayıyı topladım. ikiye böldüm. Yani şöyle düşünebilirim. İki sayının toplamı bu kare olsun. Ben bunu ikiye böldükten sonra 76'yı buldum. Peki ikiye bölmeden önce bu iki sayının toplamı kaç olur arkadaşlar? 76'yı ben 2 ile çarparsam bu iki sayının toplamının 152 olduğunu söylüyorum. Ne bu? İki sayının toplamı diyorum. Bu iki sayıya bir de 10 sayısını ekliyoruz. İki sayının toplamına 152'ye bir de 10 eklersem 3 sayımızın toplamı 162 oldu arkadaşlar. Bakın burada 3 sayının toplamı var. Şimdi yeni ortalamayı soruyor. 162'yi biz Artık 3 tane sayımız olduğu için 3'e bölmemiz gerekiyor. 162'yi 3'e bölersem yeni ortalamamız 54 olur deriz arkadaşlar. Sorumuzun cevabı 54 olmuş oluyor. Bu tarz soruları ne yaptık? Bu iki sayının ortalaması 76 ise iki sayı olduğu için toplamını bulabilmek için ortalamayı sayı sayısıyla sayıların miktarıyla çarptık arkadaşlar. Bunu unutmayalım. 8. soruya bakıyorum. Boy uzunluklarının ortalaması 120 santimetre olan 5 kişilik bir gruptan 40 santimetre boyundaki bir kişi ayrılırsa grubun yeni ortalaması kaç olur diye soruyor. Bir önceki soru gibi düşünelim. Ortalaması 5 kişinin ortalaması 120 santimetre arkadaşlar. O halde toplamı bu 5 kişinin toplam boylarının uzunluğu 120 çarpı 5 600 santimetredir arkadaşlar. Ne bu? Boy uzunlukları toplamı. 5 kişinin boy uzunluğu toplamı arkadaşlar. Boy uzunluklarının toplamı diyorum. Şimdi 40 santimetre boyundaki bir insan ayrılıyor oradan. 600'den ben 40'ı çıkartırsam 560 santimetre kalır. Kaç kişinin toplamı arkadaşlar artık? Bir kişi ayrıldığı için dört kişinin toplamı diyorum. Boyların toplamı diyelim. Yeni ortalamayı bulabilmek için 560'ı 4'e böleriz. 560 4'e bölecek olsak 140 cm olur. Artık yeni boy ortalaması diyoruz. Evet, 9. soruya bakıyorum. Ardışık 5 doğal sayının ortalaması 18 olduğuna göre büyük sayı kaçtır diyor. Arkadaşlar ardışık demek arka arkaya gelen sayılar demektir. Bakın 5 tane sayı düşünelim. Ve ardışık dediği için 5 sayının ortasındaki sayı 18 olur. Ardışık sayıların aritmetik ortalaması ortadaki sayıya eşit çünkü. O halde en büyük sayı istediği için bir sonraki 19. Diğeri 20'dir diyoruz. Ardışık sayılar birer birer artacağını söyleyelim. Unutmayalım. O halde sorumuzun cevabı 20 oluyor. 10. soruya bakıyorum. Anne, baba ve 4 çocuktan oluşan bir ailede anne ile babanın ağırlıkların toplamı 180 kilogram. Çocukların ağırlıkları ortalaması 30 kilogram olduğuna göre bu ailenin ağırlık ortalaması kaç kilogramdır diye soruyor. Şimdi anne ile babanın toplamını biliyoruz. 180 kilogram. Çocukların ağırlıkları toplamı ortalaması 30 da 30 4'ü çarparsak 120 kilogramdır. Çocukların toplamı diyelim arkadaşlar. Anne baba 180 kilogram toplamı. 180 ile 120 toplarsam bu ailenin toplamını bulmuş olacağız. 180 ile 120 toplarsam 300 kilogramdır. Bu ailenin toplamı. Anne baba ve 4 çocuk var. Aile 4 kişiden, 6 kişiden oluşuyor arkadaşlar. 4 tane çocuk. 2 de bunlar. Toplamı 6 kişi. O halde ben 300'ü 6'ya bölecek olursam ailenin ortalama ağırlığı 50 kilogram olur derim arkadaşlar. Evet. Burada dersimi bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.